Merhabalar sayın hocalarım. Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan bir önceki videoda Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçişini ve Karamanoğulları'yla yapmış olduğu mücadeleler anlatılmıştı. Bu metnimizde de İstanbul'un fethine değineceğiz kıymetli hocalarım. Hemen başlıyoruz. Yavaş yavaş okuyacağım takip etmeniz için. Geldiler. İstanbul'un dediğim zaman dikkat ettiğimizde burada bir nazal ne olduğunu görüyoruz. İstanbul'un üzerine kondular. Kurudan ve denizden yani karadan ve denizden anlamına geliyor. Bir de burada da deniz kelimesini nazal ne ile yazdık, ona dikkat edeceğiz. Kurudan ve denizden kuşat tılar. 400 pare gemi denizden, gene nazanle dikkat edeceğiz, denizden yürüttüler. 70 pare gemi 70 pare gemi dahi durdu. Sancakların çözdüler. Hisar dibinde denize girdiler. Deniz kelimesine dikkat ediyoruz. Bakınız defalarca geçiyor. Artık bu bizde zihnimizde yer edinecek bir kelime olacak. Denize girdiler. Devam ediyoruz. Deniz üzerinde köprü yani köprü yaptılar. Yürüyüş ittiler. 50 gün gece ve gündüz cenk olundu. Ahir kar, ahir son demektir. Kar iş demektir. Son iş olarak hünkar yağma buyurdu. 51. gün şenbih günüydü. Şenbih Farsça cumartesi anlamına gelen bir gün adıdır. Hisar fetih olundu. Eyü yağmalar yani iyi yağmalar, eyü doyumluklar olundu. Altın, gümüş, cevherler bulundu. Halkını esir ettiler. Tekfurunu öldürdüler. Çarşembih, evet yani dördüncü gün, Türkçe'ye de geçmiş bir gün adıdır. Yani çarşamba. Çarşembih günü Halil Paşa'yı oğlanlarıyla ve kethüdalarıyla bile bunlarla beraber tuttular, hapsettiler. Bunların hikayeti yani hikayeleri çoktur ve illa fakir ihtisar ettim. Yani bu kitabı yazan, bu tarihi yazan ben Aşık Paşazade bunu ne yaptım? Özetledim. Anın çün kim? Anın kelimesine dikkat edeceğiz. Nazan ne var? Anın çün kim? Bunun kaziyesi. Bunun dediğimiz zaman kıymetli hocalarım nazan ne olduğuna dikkat edeceğiz. Bunun kaziyesi çoktur. Halil Paşa'yı neylediler? Oğul Cuma günü Ayasofya'da Cuma namazı kılındı. Yani İstanbul fetholunmuş oldu. Kıymetli hocalarım burada bir notu sizinle paylaşmak istiyorum. Bizim bildiğimiz Fatih Sultan Mehmet'in işte gemileri karadan yürüttüğüne dair olan haber burada yer almıyor. Ancak bizim okuduğumuz kısım sadece Aşık Paşazade tarihinde geçen kısım.
Yani bu anlamda ya biz burada bu ifadeyi görmedik, diğer kaynaklarda da geçmediği anlamına gelmiyor. Tabii bunu değerlendirecek olanlar gene tarihçilerimizdir. Bu notu düştükten sonra devam ediyoruz. Evet, Hutbe-i İslam. Evet arkadaşlar, burada bir isim tamlaması var. Ünlü olmuş ve burada ne var? Bir hemze bize burada bir isim tamlaması olduğunu ifade ediyor. Hutbe-i İslam okundu. Zaten padişahlık alameti idi. Sultan Mehmet Han Gazi adına kim? Oğul Sultan Murat oğludur. Ve bu fethin dediğimiz zaman dikkat edelim nazal ne? Ve bu fethin tarihi, şurada bir ifade var. Bu ifadeyi çokça göreceğiz. Bakın şurada ne yazıyor biliyor musunuz? Sene yazıyor. Sene 857 Hicretin. Hicretin dediğim zaman burada bir nazal ne var? Hicretin 857'sinde vaki oldu. Bu tarihte gerçekleşti. Sultan Mehmet Gazi elinden, yani İstanbul'un fethi bu padişahın eliyle müyesser olmuş oldu. Burada yeni bir bölüme geçiyoruz. Bab. Anı beyan eder ki, bu bölüm o şeyi beyan eder ki, bu İstanbul kim? Alındı. Şehir harab oldu. Evet, şehir ne oldu? Harab oldu. Giri ne suretle mamur oldu? Yani İstanbul harab olduktan sonra nasıl tamir edildi? Bunun tarihi vesikasıyla anlatımı var. Devam ediyoruz. Padişah İstanbul'u kim fethetti? Su başılığını kulu Süleyman Bey'e verdi. Ve Cemi vilayetine, bütün vilayetlerine kullar gönderdi. Hatırı olanlar gelsün, evler, bağlar, bahçeler, mülkler verelim dediler. Yani İstanbul'u Müslümanlaştırmak ve Türkleştirmek için böyle bir politika gütmüş. Yani Anadolu'nun her tarafına haberler salıyor ve gelin sizleri buraya yerleştirelim diyor. Ve her kim geldiyse verdiler. Bu şehri mamur ettiler, imar ettiler. Padişah yine emr etti ki ganiden, yani zenginden ve fakirden evler sürdüler. Ve her vilayetin dediğim zaman nazar ne kullanılmış? Her vilayetin su başılarına ve kadılarına, kadı diye yazılır, kadılarına ademler gönderdiler. Anlar dahi mübalağa evler sürdüler. Ve bu gelen halka dahi evler verdiler. Şehir kim? Yani şehir ki, bu İstanbul ki, mamur oldu, bayındır hale geldi. Bu verdikleri evleri mukataaya verdiler. Mukataa kira demek, kıymetli hocalarım, kiraya verdiler. Öyle olacak, böyle olunca bu halka dahi güç geldi. Çünkü Anadolu'dan evladını, iyalini bırakıp İstanbul'a gelenler vardı. Bu onlara güç geldi. Eğittiler kim? Söylediler ki bizi memleketimizden
Sürdünüz. Bakın burada bir nazal ne var? Sürdünüz. Bizim memleketimizden sürdünüz. Getirdiniz. Gene burada da nazal ne var kıymetli hocalarım? Bu kafir evlerine geri vermek için mi getirdiniz? Bizi bu evleri tekrardan geri vermek için mi getirdiniz? Dediler. Ve bazısı avretini yani eşini, oğlanını, çocuklarını kodu kaçtı. Kola Şahin veya Kula Şahin dirlerdi. Atasından kalmış bir vezir, bu bir vezirmiş, bir vezir, akil vardı, veziri akil vardı. Burada bir isim tamlaması vardır. Akıllı bir vezir tersten tercüme edilir. Veziri akil, akıllı bir vezir vardı. Padişaha eydür. Padişaha söyledi ki, hey devletli sultanım. Atan, deden, bakın bunların hepsi nazal ne? Atan, senin atan, senin deden. Nice memleketler fethetti. Hiçbirine devam ediyoruz. Geriye doğru gidiyorduk arkadaşlar. Bunu önceden söylemiştik. Hiçbirine mukata vaz etmedi. Yani Fatih diyor ki senin diyor atan daha nice topraklar fethetti ama kendi halkından hiçbir zaman verdiği yerlerle ilgili mukata talep etmedi. Kira talep etmedi. Sultanıma dahi layık budur kim? Budur ki itmiye mukata talep etmesin dedi. Padişah dahi ağanın sözünü kabul etti. Ağanın dediğim zaman nazanlığa var. Evet, padişah dahi ağanın sözünü kabul etti. Yine hüküm buyurdu kim? Her ev kim? Her evi verirseniz mülklüye verin. Yani verilen evler o kişilerin kendi özel mülkü olsun diye bir ferman yayınladı. Dedi. Andan sonra, sonraya dikkat ediyoruz. Nazal ne var kıymetli hocalarım? Andan sonra mektuplar verdiler kim? Mülkleri ola. Şehir yine mamur olmaya yani bayındır olmaya yüz tuttu. Tekrardan canlandı, güzelleşti. Mescitler yapmaya başladılar. Ve bu şehrin dediğimiz zaman nazal neye var? Bu şehrin hali eyülüge yani iyiliğe döndü. Sonraya dikkat ediyoruz kıymetli hocalarım. Burada da nazal ne kullanılmıştır. Sonra padişaha bir vezir geldi kim? Bir kafirin oğluydu. Bakın kafirin dediğimiz zaman nazal ne var? İsim tamlaması kurduğu için. Bir vezir gelmiş Fatih'in yanına. Bir kafirin oğluymuş esasen. Padişaha gayet mukarreb oldu. Padişaha çok yakın oldu. Mukarreb yakın demek. Ve bu İstanbul'un dediğim zaman gene nazal ne? İstanbul'un eski kafiri vezirinin eski dostları idi. Evet, bakın bu vezirin de dostları İstanbul'un eski kafirleri içerisinde imişler. Devam ediyoruz. Yanına girdiler kim? Hey, neylersin? Bu Türkler bu şehri yine mamur etti. Gene burayı bayındır hale getirdi. Senin, bakın isim tamlaması kurduğu için nazal ne var? Senin gayretin kani.
Hani dediler sen buradasın bizden biri olarak doğru padişaha kendini hissettirmiyorsun ama senin bir gayretin olması lazım. Peki gayreti neymiş? Atan yurdunu çünkü önceden sizdeydi ve bizim yurdumuzu aldılar. Türkler aldı. Gözümüze karşı tasarruf ederler. İmdi sen Hot padişahın, Hot kendi demektir. Padişahın kendisine nazan ne var? Mukarrebisin veya onun yakınısın. Cehd eyle kim? Cehd eylemek gayret et ki bu imaretten halk vazgeçe. Yani öyle bir şey yap ki tekrardan bu mamur hale gelmesin. İstanbul gelişmesin. Yine evvelki gibi bu şehir bizim elimizde ola. Tabii İstanbul yani imar edilmedikten sonra tekrardan kafirler o eski yerlerine yerleşecekler. Vezir dahi eydür. Bu şol mukata kim? Şu hani mukata vardı ya diyor kira. Ol komuşlardı. Yani bunu koymuşlardı. Anı yine koduralım. Tekrardan diyor bu mukata kanunun getirelim. Bu halk dahi mülkler yapmayalar. Çünkü özel mülkiyeti elden alınca insanlar özel mülk yapmayacak ve imar olmayacak İstanbul. Bu şehir yine haraba yüz tuta. Ahirine sonuna bizim taifemiz elinde kala. Yani sonuçta imar olmazsa tekrardan diyor bizim taifemizin elinde kalacak dedi. Bir gün padişahın, evet arkadaşlar isim tamlaması olduğu için nasal ne? Bir gün padişahın kalbine münasebetle baktı ki hali iyi, yüzü gülüyor, ilka etti. Onun yanına yaklaştı. Yine mukata ilka ettirdi. Yani ona mukatayı, kirayı tekrar telkin etti. Ve bu mahfi kafirlerin, mahfi gizli demektir arkadaşlar. Gizli kafirlerin biriyle bir adı Müslüman bir kul koştu. Evet. Ve bu mahfi kafir her ne kim dediyse öyle itti. Anı yazdı. Evet onları yazdı. Burada bir sual akla geliyor. Soru soruyor. Ol vezir kimdir? Burada Z'nin noktası çıkmamış. Biz ekleyelim. Ol vezir kimdir diyorlar. Veziri merak ediyorlar. Cevap Rum Mehmet Paşa. Evet bu bir casus gibiymiş. Rum Mehmet Paşa'dır kim? Sonra, bakınız arkadaşlar sonra nazal ne ile kaleme alınmış. Sonra anı it gibi boğdurdu. Demek ki hainliği ortaya çıkmış. Tekrar bir sual var. Sual. Sultan Mehmet Gazi İstanbul'da ne yaptı? Evet cevap veriyor. Cevap. 8 medrese yapmış. Orta yerinde bir ulu cami yapmış. Camiin, bakınız nazan ne? Camiin karşısında bir bimarhane yaptırdı. Bimarhane hasta evi yani hastane yaptırdı. Bimar hasta demektir. Ve bir imaret yaptı. Ve bu 8
Medresenin, bakınız nazal ne çok açık. Medresenin yanında 8 küçücük medrese dahi yaptı. Suhteler, yani yanmışlar. Buradaki yanmışlar hak aşığı manasında yanmışlar için. Evet, bu küçücük medreseleri onlar için yaptı ve bundan başka Eba Eyyub Ensari üzerine dahi bir imaret ve bir medrese yaptı. Ve bir cuma mescidi orta yerde bir âli kubbe ve mucce bina etti. Evet arkadaşlar, burada mucce kelimesini ben sözlüklerden baktım, bir türlü bulamadım. Kitabımızda da mucce olarak geçiyor. Bu noktada sizin yardımınızı isteyeceğim kıymetli hocalarım. Bu kelimenin anlamını bulup yorumlar kısmına yazarsanız, ha bu kelime şu anlama geliyormuş diye. Demek ki bu da bir yapılan bir imaretle ilgili bir şey. Ama bir türlü bulamadım. Birçok sözlüğü de karıştırdım. Bu anlamda bu sözcükle ilgili bilgi sahibi olanlar videonun altına yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Evet kıymetli hocalarım, İstanbul'un fethini anlattığımız bu videoda sona erdi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.